değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Ahkaf 15. ayete göre 40 yaşından önce işlenen günahlardan sorumlu değil miyiz? Gerçekten ayeti kerimeden böyle bir mana çıkması mümkün değil. Asla. Ayette insanın ruhsal açıdan en olgunluk yaşına dikkat çekilmiştir. Ahkaf suresi 15. ayetin meali şöyledir. Biz insana anne ve babasına güzel muamele etmesini emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur. Çocuğun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet insan gücünü, kuvvetini bulup daha sonra 40 yaşına girince ya Rabbi der. Gerek bana, gerek anneme, babama lütfettiği nimetlerine şükür yoluna beni sevk et senin razı olacağın makbul ve güzel işler yapmaya beni yönelt ve bana salih, dine bağlı makbul nesil nasip eyle. Rabbim senin kapına döndüm, ben sana teslim olanlardanım. Şimdi bu ayette geçen nihayet insan gücünü, kuvvetini bulup daha sonra 40 yaşına gelince ifadesinden insanın ruhsal olgunluğuna 40 yaşında erdiği anlaşılır. Bedensel olgunluk başka, ruhsal olgunluk başkadır. İşte ergenlik çağına girmekle mükellef olur insan ve bedensel gücüne erişir. Fakat 40 yaşı olgunluk çağıdır. Bu yaşa gelince insan daha salim, daha sağlıklı, daha geniş düşünür. Fevri, acelecilik hareketlerde bulunmaz. Ana babanın ve evladın kadrini, kıymetini daha yanlar ve gerek anne babasına, gerek evladına karşı vazife yükümlülüklerini daha iyi kavrar. Günahlardan sorumlu olmakla ilgili konuya gelince Nisa suresi 6. ayette mükelleflik yani sorumluluk çağının ergenlikle başladığı anlaşılır. Mesela ilgili ayeti mealini okuyalım. Evlenme çağına erişmelerine kadar yetimleri sınayın. Onlarda olgunluk görürseniz mallarını kendilerine verin. Buna göre ergenlikten itibaren her bire yaptıklarından sorumludur. İbadetlerle de mükelleftir. Baştaki ayeti bahan ederek böyle bir yanlışa giremez.